Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Arkadaşlar liseli olduk derken, 9. sınıf olduk derken yazılılara kadar geldik artık. Ve tabii ki Tonguç Akademi olarak bu süreçte de sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Birinci dönem, birinci yazılı kampımız kimyayla başlasın bakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir programımıza göz atalım yazılı kampında karşımıza neler çıkacak kimya ile başlıyoruz ardından biyoloji matematik coğrafya böylece devam edeceğiz arkadaşlar her dersi için yanınızda olmaya her gün yeni bir dersle karşınızda olmaya devam edeceğiz tabii ki çalışmalarımızı da birlikte yürüteceğiz siz de bizimle birlikte e, sıkı bir çalışma geçireceksiniz ve mükemmel sonuçlarla hep birlikte burada kutlama yapacağız arkadaşlar. Şimdi 9. sınıf kimya yazılıya hazırlık deyince karşımıza neler çıkacak? Hangi konuları bitirdik hep birlikte? Onların üzerinden bir geçelim arkadaşlar. Ee, etkileşim ünitemizin adıydı. Birinci temamızın adıydı. Ve bu temada sorumlu olduğumuz kısımlar karşımıza çıkacak. İlk bölüm olarak kimya hayattırı görmüştük arkadaşlar. Burada karşımıza neler çıkmıştı? Günlük hayatta kimya ve kimyasal maddeler gibi başlıklarımız vardı aslında. E, kimyanın günlük hayatımızdaki yeri, e, sıklıkla karşımıza çıkan kimyasal maddeler, laboratuvarda çalışırken dikkat etmemiz gereken kurallar. Efendime söyleyeyim e, kimyanın alt disiplinleri ve e, kariyer olanakları gibi konular karşımıza çıkmıştık. Laboratuvar malzemelerinden bahsetmiştik. Uyarı işaretlerine dikkat etmiştik arkadaşlar. Bunlar karşımıza soru olarak gelecek. Ardından da atomdan periyodik tabloya diye bir bölüme geçmiştik. Bunun tamamından sorumlu değiliz. Burada atom teorileri ve atom orbitalleri karşımıza çıkacak e, soruların başlıklarını oluşturuyor arkadaşlar. Atom teorilerinde atom modelleri üzerine konuşmuştuk. Ardından da atom orbitalleri üzerine konuşmuş. Atom orbitallerini işlemeye başlamıştık. Orbital nedir ve e, nasıl bir sisteme sahiptir? Bunlar üzerine konuştuk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özetle geçeceğiz. Hızlıca konu tekrarı yapacağız. Ardından da tek tek sorularımızı çözeceğiz. Bu soruları çözerken de bir neye dikkat ettik? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizimle paylaştığı bazı sorular vardı. O sorulardan da örnekler içeren, o sorulara çok benzer sorular içeren bir çalışma yaptık. Hazırlık yaptık. Bunları hep birlikte çözeceğiz ve soruları çözerken kendi tabii ki bir taraftan konularımızı yine aslında e, tekrar etmeye de devam ediyor olacağız. Şöyle bir özet olarak başlayacak olursak arkadaşlar. Öncelikle asitlerden bazılardan bahsederek başlamıştık. Demiştik ki limon tuzu, gazlı içecekler, sirke gibi bazı günlük hayatta kullandığımız maddeler asidik özellik gösterir. Özellikle de yani çoğunlukla gıda maddeleri asit niteliği taşıyan maddelerden oluşuyordu. Temizlik maddeleri ise çoğunlukla bazik özellik gösteren maddeler olarak karşımıza çıkıyordu. Çamaşır suyu, sıvı sabun, karbonat diş macunu ya da antiasit midde tableti gibi maddeler bunlara örnek olarak verilebiliyordu arkadaşlar. E bunların PH'larından bahsetmiştik ve e, birbiriyle yapacağı tepkimeler bunları kullanırken dikkat etmemiz gereken özelliklerden durumlardan bahsetmiştik. PH demişken PH'ı nasıl açıklamıştık? Bu önceki yıllarda da karşımıza çıkan bir bilgiydi aslında. Diyorduk ki PH dediğimiz kavram 0 ile 14 arasında değerler alır oda koşullarından bahsediyorsak ve yedi bu yani buranın tam orta noktası nötralliği ifade eder. Biz eğer e, saf sudan bahsediyorsak onun pH'i 7 olacak arkadaşlar. 7'nin altında kalan pH'e sahip olan maddeler asidik özellik gösterirken 7'nin üstünde pH'e sahip olan maddeler ise bazik özellik gösterecek. Ve burada sıfıra yaklaştıkça asitlik karakteri artarken 14'e yaklaştıkça da bazlık karakterinin arttığından bahsettik arkadaşlar. Yani sıfır olan pH'i sıfır olan bir madde Aşırı asitken işte pH'i 14 olan bir madde aşırı baz özellik gösteriyordur. Veya işte 6 ise böyle hafif bir asitliğe sahiptir gibi yorumlamıştık. Bunun dışında kimya disiplinlerinden bahsettik arkadaşlar. Biyokimya canlı kimyası olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki illaki canlı olması gerekmiyor. Ee, öldükten sonra da canlıların yapısında bu maddeler kalmaya devam ediyor. Biyokimya canlı organizmaların yapısında bulunan bileşikleri ve burada gerçekleşen tepkimeleri inceliyor demiştik. Organik kimya karbon temelli bileşikleri inceleyen bir bilim dalıydı. Anorganik kimya bunun tam tersi karbon temelli olmayan geri kalan her şeyi inceleyen alt disiplinimizdi. Fizikokimya fizik ve kimyayı birleştiren işte enerji gibi, mekanizma gibi e, olayları inceleyen e, kimya disipliniydi. Analitik kimya adı üzerinde bakın analiz kimyasıydı arkadaşlar. E, madde örneklerin içerisindeki e, büyüklükleri inceliyordu. Polimer kimyası hani bu plastik dediğimiz pro e, polimer yapıların özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen yapıydı. Ve endüstriyel kimya gelecek olursak arkadaşlar bu da yüksek miktarda üretimleri adı üzerinde zaten hani sanayideki işlemleri inceleyen bilim dalıydı aslında. Bunun dışında kimyasallarla çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı temel güvenlik uyarı işaretlerinden bahsettik arkadaşlar. Patlayıcı madde, yakıcı madde, e, zehirli madde, yanıcı madde gibi işte e, aşındırıcı madde, tahriş edici madde, çevreye zararlı maddeler ya da e, radyasyon yan maddeler gibi bazı önemli başlıklar üzerine konuşmuştuk. Bu işaretlerini gördüğümüz zaman e, dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. İşte gaz o özellikteki maddelerin üzerinde bulunan bazı işaretleri görmüştük. Ardından atom teorileri üzerine konuştuk arkadaşlar. Atom kavramı nasıl ortaya çıktı ve hangi aşamalardan geçti? Ee, öncelikle arkadaşlar Dalton atom teorisiyle başlamıştık. Dedik ki tarihteki bilimsel olarak ortaya atılan ilk atom modelidir, o atom teorisidir. Dalton'un ortaya attığı içi dolu berk küredir demişti. Hiçbir alt tanecikten bahsetmemişti. Ardından elektronların keşfiyle birlikte Thomson atom modeli ortaya atılmıştı ve üzümlü kek şeklinde tanımlamıştık ee, Thomson'u bir küre pozitif yüklü bir kürenin içerisinde dağılan negatif yüklü taneciklerden bahsediyorduk orada. Rutherford çekirdeğin keşfedildiği atom modeliydi arkadaşlar. E, bor atom modeline gelecek olursa katman kavramından ilk defa bahsedilen atom modeli. Bor atom modeliydi ve modern atom teorisi ise orbital kavramının da ortaya atıldı ve bugün kullanmaya devam ettiğimiz atom teorisi olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Burada soru olarak bilimsel bilginin gelişimi aslında karşımıza çıkabilir. E, ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın Adım adım birçok değişiklik gerçekleştirmişiz. Biz atom teorisinde gelecekte yine değişiklikler devam edecektir. Bu ne demek oluyor? Bilimsel bilgi zamanla değişim gösterebilir arkadaşlar. Yeni gelişmeler önceden doğru olarak kabul edilen birçok bilginin artık iptaline veya işte yenilenmesine e, sebep olabilir. Bunun dışında atomun bir de gösterimi vardı arkadaşlar. Atom veya herhangi bir tanecikten bahsederken diyorduk ki biz bir elementin sembolünü alıp sol alt tarafına proton sayısını yazarız. Buraya proton sayısını yazdığımız zaman aslında elementin türünü de o bize söyler. Elementin türü buna bağlı olduğu için bu atom numarası olarak da adlandırılan bir ifadedir. Bunun yarı sıra çekirdekteki bütün yük ona bağlı olduğu için çekirdek yükü adını da buraya veririz arkadaşlar. Sol ortaya nötron sayısını yazıyorduk arkadaşlar. Sol üst tarafa geldiğimiz zaman ise burada proton ve nötron sayılarının ...toplamını buraya yazıyorduk arkadaşlar. Proton nötron sayılarının toplamı... ...çekirdekteki ve atomdaki kütle sahibi olan tanecikler bunlar olduğu için... ...atomun kütlesini o belirliyordu. Dolayısıyla aynı zamanda kütle numarası olarak da adlandırabiliyorduk biz bunu. Bunun yanı sıra bir de nükleon sayısı ifadesi... ...yine kütle numarası için kullanacağımız bir diğer ifade olarak karşımıza çıkıyordu. Sağ alt tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya taneciğin sahip olduğu elektron sayısını yazıyorduk. Sağ üst tarafa geldiğimiz zaman ise burada iyon yükü ifadesini kullanıyorduk. Proton sayısı ve elektron sayısı arasındaki farkı da buraya yazıyorduk. Hatta diyorduk ki eğer proton eksi elektron sıfırsa yani bu ikisi birbirine eşitse bu nötr atom demektir. Eğer proton sayısı elektron sayısından fazlaysa bu tanecin dışarı elektron verdiği anlamına geliyordur. Ve pozitif yüklü katyonlar oluşur. Eğer ki Elektron sayısı proton sayısından fazlaysa yani burası negatif bir yüke sahipse bu dışarıdan elektron aldığı anlamına gelir ve bu durumda oluşan iyona anyon adını veriyorduk. Haydi şimdi geçelim birkaç tane soru çözelim birlikte bu sorular üzerinde de aslında tekrarlarımızı yapmaya devam edelim. Günlük hayatta kullandığımız asit ve baz özellik maddeleri ikişer örnek veriniz. Mesela böyle bir soru karşımıza çıkabilir. Ne yapacağız arkadaşlar? Asit olarak kimleri saymıştık? Asitlerde mesela az önce dedik ki sirke asit özellik gösterir. Limon asit özellik gösterir ya da limon tuzu yine asit özellik gösterir. Buraya yazacağımız neredeyse bütün meyveler asit özellik gösterecek. Portakal yazabiliriz, mandalina yazabiliriz. Bunların hepsinde asidik karakter olduğunu göreceğiz bazlara gelecek olursak sürekli kullandığımız ne dedik? Çoğunlukla arkadaşlar temizlik maddeleri bazik özellik gösteren maddelerdir. Dolayısıyla sabun mesela baz özellik gösterir. Çamaşır suyu baz özellik gösterir. Ya da diş macunu, şampuan bunların hepsi baz özellik gösterir. Bunun yanı sıra Karbonatı da buraya yazabiliriz mesela karbonat da yine baz özellik gösteren maddelere örnek olarak verilebilir ya da işte dedik ki e, mide tabletleri anti asit tabletler yine baz özellik gösterir hani onun üzerinde de konuşacak olursak bir ortamdaki asitliği gidermek istiyorsan ortama baz ekleyebilirsin mesela ya da su ekleyebilirsin bu şekilde nötralliği sağlayabilirsin. Bir diğer soruya gelecek olursak. Demiş ki bize sirke ve karbonat ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi sirke ve karbonat ele aldığımız zaman ne diyorduk? Bu asit özellik gösteren bir maddeydi. Karbonat ise baz özellik gösteren maddeydi ki zaten ilk soru oradan gelmiş. Asitlik ve bazlık özelliklerini kıyaslayınız demiş. Hemen diyoruz ki sirke dediğimiz madde asittir. Dolayısıyla pH'i 7'den küçük olmasını bekleriz öyle değil mi? Karbonata gelecek olursak arkadaşlar karbonatlı bir sudan bahsedebiliriz mesela burada. Bu da baz özellik gösterecektir. Dolayısıyla böyle bir çözeltinin pH'ının 7'den büyük olmasını bekleyeceğiz. İkinci soru bize demiş ki saf su ilavesiyle pH değerlerinin nasıl değişeceğini belirtiniz. Bakın nasıl bir değerlendirme yaptık arkadaşlar. Nötrallik pH 7'ye denk geliyordu öyle değil mi? Şimdi bir maddenin üst içerisine asit ya da baz bir maddenin içerisine sen su eklediğin zaman bunu nötralliğe yaklaştırmış olursun. Dolayısıyla pH 7'ye doğru yaklaşır herhangi bir durumda. Dolayısıyla eğer biz asidin üzerine e, su ekleyecek olursak pH 7'ye yaklaşırken ne yapacak? pH 7'den küçüktü 7'ye yaklaşması için bu pH'in artması gerekecek. Dolayısıyla... Eğer sirkeden bahsediyorsak ve biz sirkenin üzerine su ekliyorsak onun pH'inin artmasını bekleyeceğiz tabii ki 7'ye yaklaşacağı için. Karbonattan bahsediyorsak bu defa da pH'i 7'den büyüktü. E biz su eklediğimiz zaman ne olacak? 7'ye yaklaşabilmesi için pH'inin azalması gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bunu bütün asit ve bazlar için söyleyebiliriz. Asitlerin üzerine su eklediğimiz zaman pH artarken bazların üzerine su eklediğimiz zaman pH'in azaldığını görürüz. Bir diğer soru demiş ki çamaşır suyu ile tepkime verip vermeyeceklerini nedenlendirerek açıklayınız. Arkadaşlar çamaşır suyu baz da öyle değil mi? Temizlik maddelerinin bir çoğunda olduğu gibi. Şimdi biz neyi biliyoruz? Asitler ve bazlar tepkime verirler birbirleriyle ama asitler ve asitler ve bazlar ve bazlar yani kendi aralarında bir tepkime vermelerini beklemiyoruz. Dolayısıyla biz gelip çamaşır suyunu sirkenin üzerine ekleyecek olursak şimdi sirke asit ee, çamaşır suyu baz, bunlar birbirleriyle tabii ki tepkime vereceklerdir. Ancak karbonatın üzerine biz e, çamaşır suyu eklemeye çalışacak olursak baz var, bazın üzerine baz ekliyoruz. Buradan herhangi bir tepkime gerçekleşmesini beklemeyeceğiz. Nedenlendirmemiz Nedenlendirmemizde zaten burada yer alıyor arkadaşlar, asitler ve bazlar birbirleriyle tepkime verecekler için sirke çamaşır suyuyla tepkime verirken karbonat vermez. Mesela bunun dışında işte limonla çamaşır suyu tepkime verir mi? tabii ki verir ya da limonu mesela mermer mer bir tezgahın üzerine koyarsak ne olur burada arkadaşlar mermerin aşınmaya başlayacağını görürüz sebebi ne? mermer baz özellik gösterirken bizim oraya koyduğumuz limon e, asit özellik gösterecek dolayısıyla birbirleriyle tepkime verecekler mesela evde kaçınmamız gereken durumlardan birisini de bu şekilde ifade etmiştik hani bir soru olarak da şu gelebilir karşımıza biz çamaşır suyu ve e, tuz ruhu birbirine karıştırmamalıyız asla evde e, bunun sebebi de yine birinin oldukça kuvvetli asit ee, tabii ki buradaki tuz ruhundan bahsediyoruz. Diğerinin de yani çamaşır suyunun da oldukça kuvvetli bir baz olduğunu biliyoruz. Bunları birbiriyle karıştırarak bir temizlik yapmaya çalışırsak ciddi bir tepkime gerçekleşecektir. Ve buradan klor gazı açığa çıkacaktır arkadaşlar. Oldukça zehirli bir gaz olduğu için de büyük tehlikelere sebebiyet verecektir. Bu da yine soru olarak gelebilecek kitabımızda da yer alan bir örnekti. Bir diğer soruda bize demiş ki aşağıda açıklaması verilen kimya disiplinlerinin adını belirtiniz. Aslında özet kısmında bütün kimya disiplinlerinden bahsettik sadece birkaç tanesini sormuş. Diyor ki canlı organizmalardaki kimyasal maddeleri ve tepkimeyi açıkla. Arkadaşlar canlı organizma adı üzerinde canlı organizmalarla ilgilenen bilim dalı biyolojiydi. Dolayısıyla biz burada aslında biyoloji ve kimyayı birleştiren bir bilim dalı arıyoruz. Dolayısıyla cevabımız tabii ki biyokimya olacak. Karbon temelli bileşikleri inceler diyor arkadaşlar. Karbonu gördüğümüz anda aklımıza organik kimya gelecekti. Organik kimya karbon ve karbonun bileşiklerini inceleyen bilim dalıydı. E, bunun dışında kalan bütün maddeleri işte asitleri, bazları, tuzları, mineralleri inceleyen bilim dalına da anorganik kimya adını veriyorduk. Onu da bir cebimize koyalım. Madde örneklerinde yer alan bileşiklerin türü ...miktarı, oranı gibi nicel verilerin belirlenmesiyle ilgilenir arkadaşlar. Yani bir ölçüm yapacağız, bir analiz yapacağız. Ee, bir kan tahlili verdiğimizi düşünün. Bu kan tahlilinde ne oluyor? Hani miligram cinsinden çok daha küçük birimlerden... E, ...bizim kanımızda yer alan bütün maddeleri tek tek sıralayıp önümüze koyuyorlar. Öyle değil mi? Burada yapılan çalışma bir analiz çalışmasıdır. Dolayısıyla da bu bir analitik kimya çalışmasının örneğidir arkadaşlar. Yani bu tarz çalışmalarla analiz işlemleriyle ilgilenen bilim dalı analitik kimya olarak adlandırılacaktır. Frodo ile Sam, Ebop'la Ekok gibi, Tom'la Jerry, Karpuz'la Peynir gibi işte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap. Sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefin yüzü olsun. Süper ikili şimdi tonguçmağaza.com ve tüm Tonguç kitapçılarında. Bir diğer sorumuz arkadaşlar laboratuvar kurallarından karşımıza geliyor. Kimya laboratuvarında cam malzeme ile çalışırken uyulması gereken iki kural yazınız diyor. Tabii ki kuralları hani dersimizde saymıştık birçok kuralımız var. E, farklı farklı durumlarda uygulanması gereken birçok kural mevcut. E, bize soru cam malzeme üzerine gelmiş. E, burada genel bir kural sorulabilir. E, bir tehlike anında dikkat edilmesi gerekenler sorulabilir. Birçok farklı soru tipiyle karşımıza bunlar gelebilir. Dolayısıyla bizim hepsine bir hakim olmamız gerekiyor. Peki cam malzemeyle çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki birçok kural sayabiliriz burada arkadaşlar. Öncelikli olarak biz laboratuvara girdik ve cam malzeme bir denek tüpüyle çalışacağımızı varsayalım. Ve onun üzerinde bir çatlak fark ettik. Ne yapıyoruz? Kırık veya çatlak madde varsa elimizde. Bunu acilen imha ediyoruz. Bu bizim ilk kuralımız olacak. Ee, hani kullanmayacağız, kendimiz tabii ki kullanmayacağız. Herhangi bir e, tehlikeye sebebiyet vermemek için sonrasında başka tehlikeler de oluşmasın diye o cam malzemeyi acilen imha ediyoruz, ee, kullanımdan kesinlikle uzaklaştırıyoruz. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Ee, Elim kullanmadan önce ve kullanmadan sonra. Kesinlikle temizliğinden emin olmamız gerekiyor. Çünkü orada bazı artıklar kalmış olabilir. Bu artıklar bir önceki deneyden kaldığı için bizim elimizdeki hem verileri etkileyebilir hem de bir tepkimeye yol açarak tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilir. Sonrasında niye yıkıyoruz? Bu defada bizden sonra o cam malzemeyi kullanacak kişilerin yine benzer şekilde tehlikeye düşmemesi için hem öncesinde hem sonrasında bol suyla güzelce yıkamamız gerekiyoruz. Yani her türlü temiz kullanacağız ve temiz bir şekilde bırakacağız biz e, kullandığımız bu cam malzemeleri. Tabii birçok e, kural sayabiliriz burada. Bir cam malzemeyle çalışıyoruz. Sonuç itibariyle kırılma ihtimali olabilir. E, bu yüzden de uygun eldivenler takarak çalışmamız gerekiyor mesela yazabileceğimiz bir diğer madde olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bazı soruları açıkladı dedik arkadaşlar. Biz de o soruları baz alarak ona benzer soruların yer aldığı bir e, çalışma yapmaya çalıştık. Bu da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer bir soru olarak karşımıza gelecek. Ne demiş Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki soru bize? Aşağıdaki kimya biliminin günlük hayatta katkı alanlarından bazıları örneklerle verilmiştir. Tabii ki buna benzer bir örnek gelmişti. Sadece ufak değişikliklerle biz e, soruyu yazmaya çalıştık. İlaçların üretimi esnasında kullanılan bazı çözücüler veya yan ürünler ilaçların formlarını oluşturur ve en etkili şekilde görev yapmasına yardımcı olur. Mesela burada kimyanın önemli bir katkısı var bu çalışmaları yaparken veya temizlik maddelerinin kullanımı hijyen ve sağlık açısından önemli avantajlar sunar. Bakın bunlar kimyayı içeren kimyanın e, sunduğu bilgilerle ortaya çıkan günlük hayata faydalı durumlar oluyor arkadaşlar. soru bizden ne istiyor? Buna göre Enerji ve çevre alanında kimya biliminin ne gibi katkıları var? Bunları sorunuz, buna dair örnekler veriniz demiş arkadaşlar. Mesela çevre için kimya bilimine gibi katkılar sunuyor, ne gibi avantajlar sağlıyor? Arkadaşlar, geri dönüşüm mesela, geri dönüşüm uygulamaları tamamen aslında kimyanın ortaya attığı çalışmalardır ve e, bu çalışmalar sayesinde de çevreyi temiz tutma imkanı yakalıyoruz. Öyle değil mi? Ya da arıtım sistemleri, arıtım bir endüstri olarak karşımıza çıkar. Bu da yine çevreyi temizlemek için kullandığımız önemli çalışmalar. E bunun dışında enerji için de söyleyebiliriz arkadaşlar, enerji için de mesela yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. Yenilenebilir enerji kaynakları için yapılan çalışmalar, bunların kullanım şekilleri ve verimliliğinin artırılması gibi birçok çalışma kimya sayesinde karşımıza çıkıyor ve bu çalışmalar sayesinde de enerjiyi çok daha temiz bir şekilde ortaya koyup çok daha yeterli miktarda enerji üretme şansına sahip oluyoruz. Yani son maddemiz aslında hem enerji için hem de çevre için kullanabileceğimiz önemli bir madde. Bir diğer soruya geçecek olursak Aşağıdaki uyarı işaretlerinin anlamlarını belirtiniz demiş bize arkadaşlar. Şimdi çok daha fazla sayıda uyarı işareti vardı. Tabii ki bunlardan bazıları karşımıza soru olarak gelecektir diyelim. Mesela ilk ifade ne için geliyor arkadaşlar? Tabii ki ...patlayıcı maddeler için kullandığımız ifadeydi, işareti. Ee, soru karşımıza doğrudan işaretin anlamı üzerine gelmeyebilir. Bu işareti görürsek nelere dikkat etmemiz gerekir şeklinde bir soruyla da karşılaşabiliriz. Patlayıcı e, uyarı işaretini görüyorsak arkadaşlar tabii ki ne yapacağız? Bu maddeleri ısıdan, güneş ışığından uzak tutmamız gerekecek... ...ya da ani darbelerden uzak tutmamız gerekecek ki patlama ihtimalini minimuma indirebilelim. Bu işaret arkadaşlar yakıcı maddelerin üzerinde gördüğümüz işaret olacak. Hemen yanındaki de yanıcı maddelerin üzerinde gördüğümüz işaret olacak. Bu ikisi birbirine çok karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bakın ortadaki şu O işareti aslında burada yakıcı olduğunu oksijenden gelen bir ifade olarak karşımıza çıkabilir. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Yakıcı maddeler ve yanıcı maddeler yani bunları nasıl yorumlayacağız? Birbirinden uzak tutmamız gereken iki madde var aslında karşımızda. Yanıcı ve yakıcı madde aynı ortamdaysa ve yeterli ısı ortama sunulursa burada yanma olayı gerçekleşecek. Dolayısıyla bu iki işareti bir üzerinde gördüğümüz maddeleri birbirinden uzak tutmamız gerekiyor. Bu işaretin olduğu maddeleri işte ısıdan kıvılcımdan uzak tutmamız gerekiyor ee, ve uygun şartlarda saklamamız gerekiyor. Son işaretimiz arkadaşlar bakın bir metal yüzey veya cilde ciddi zararlar verdiğini ifade eden bir görsel ver karşımızda. Buna aşındırıcı veya karşımıza korozif olarak da çıkabilecek bir ifadeyle gelecektir arkadaşlar. Korozif maddelerin ya da aşındırıcı maddelerin üzerinde bu işareti göreceğiz. Genellikle de asitlerin üzerinde bu işaret yer alacak arkadaşlar. O zaman hangi önlemleri almamız gerekiyor? Bu maddeyi metal yüzeylerden uzak tutmamız gerekiyor. Cildimizle temasından kaçınmamız gerekiyor ki bir tehlike oluşmasın. eğer yorumlama ile ilgili bir soru karşımıza gelirse de bu yorumları hemen altına yapıştırabiliriz. Bir tane de test sorusu çözelim bakalım. Kimya laboratuvarında zeytinyağı su karışımını ayırmak isteyen bir öğrenci hangi laboratuvar temel malzemesini kullanmalıdır? Arkadaşlar cam malzemeler veya işte temel e, laboratuvar malzemelerinin hepsini bir biliyor olmamız gerekecek. Burada bizden bahsettiği madde nasıl bir madde arkadaşlar? Şöyle bir görselle çizebiliriz. E, zeytinyağımız ve suyumuz var. Şöyle yapalım. Şurada bir musluğumuz var. Bak burada su oluyor. Üstünde de zeytinyağı oluyor. E ee, birbir içerisinde karışamayan iki tane sıvı var. Musluğu açtığımız zaman su akıp gidiyor. Altta bir toplama kabında toplanıyor. Tam şu çizgi seviyesine geldiği zaman da musluğu kapattığımız zaman su ve zeytinyağı birbirinden ayrılmış oluyor. Bakın görsel olarak da bir huni var karşımızda ve ayırma işlemlerini yaptığımız bir huni. Tabii ki adı o zaman ayırma hunisi olacaktır. Diğer cam malzeme, diğer herhangi bir laboratuvar malzemesi de benzer bir soruyla karşımıza çıkabilir veya bu malzemelerin görselleri verilip eşleştirmemizi isteyebilir. Birçok soru tipi olabilir arkadaşlar. O yüzden sınava girmeden önce o malzemeleri tek tek öğrendiğimizden, ne işe yaradıklarından emin olduğumuzu bilerek girelim arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer bir başka sorudayız arkadaşlar. Konu akışına göre böyle devam ediyoruz. Artık atom modellerinden bahsetmeye başlayabiliriz bu soruyla birlikte. Ne demiş bize peki sorumuz? Atom kavramı ilk defa Demokritos tarafından felsefik bir bakış açısıyla ortaya atılmıştır. Ardından... Dalton'a atom hakkında ilk bilimsel çalışma yapmış ve bir teori oluşturmuştur. Yani ilk bilimsel çalışma Dalton'la başlamış oluyor burada. Sonrasında ise elektron, proton, nötron gibi tanecikler ve çekirdek katman orbital gibi atom oluşturan bölümler ortaya çıkmış ve her gelişme atomla ilgili yeni bir teorinin oluşmasına sebep olmuştur. Hatta Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve modern atom teorisi şeklinde ilerleyen bir süreç vardı. Buna göre soru ne diyor bize peki? Atom teorilerinin tarihsel gelişimini dikkate alarak bilimsel bilginin değişebilirliğini açıklayınız. Yani aslında bizden yorumlamamızı isteyen bir soru var. Milli Eğitim Bakanlığı da bunu görsellerle bize sunmuştu. Yine görselli bir soru karşımıza çıkabilir. Atom modellerinin görselleri ve bu süreçteki değişimini veren bir soru vardı karşımıza arkadaşlar. Burada ne diyeceğiz peki biz? Şimdi bilimsel bilgi başta ortaya atılıyor atıldığı zaman kabul görüyor. Ancak daha sonrasında yapılan çalışmalar e, bu bilgilerin yanlış olan noktalarını ortaya çıkarıp yeni bilgiler ortaya sunuyor. Bazı bilgiler tamamen ortadan kalkıyor, bazıları güncellenip yenileniyor, değişime uğruyor. Dolayısıyla bilimsel bilgi kesin bir bilgi değildir arkadaşlar şu anda bilimsel ortaya, olarak ortaya atılmış ve kabul gören bir bilgi varsa bu kesinlikle doğrudur netdir artık ulaşabileceğimiz nihai sonuç budur diye bir şey yok arkadaşlar bilim her zaman için güncellenebilen bir şeydir ki ünitenin aslında ana kazanımlarından birisi de budur arkadaşlar dolayısıyla ne diyeceğiz yeni gelişmeler bilimsel bilginin e, ...yanlışlığını kanıtlayabilir öyle değil mi? Bir bilimsel bilginin yanlışlığını kanıtlayabilir. Ve dolayısıyla yanlışlığı kanıtlanan bilgi de artık geçerliliğini yitirir. Bu önemsiz bilgi olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Ee, yani Dalton'un çalışmasındaki bütün bilgiler, neredeyse bütün bilgiler... ...tabii ki kalanlar da oldukça fazla ama e, büyük çoğunluğu en azından sonraki çalışmalarda... E, ...tamamen iptal oldu, yanlış olduğu kanıtlandı arkadaşlar. Ama bu Dalton Atom modelinin, Dalton Atom teorisinin... E, ...iptal olduğu, anlamsız olduğu, iptal oldu tabii ki ama... ...anlamsız olduğu, kötü olduğu, e, gereksiz olduğu anlamına gelmiyor. Bugünkü çalışmaların tamamı aslında onun e, başlangıcını attığı çalışmaların devamıdır. Dolayısıyla en önemli katkı belki de ondan gelmiştir diyebiliriz. veya hut buraya şöyle bir cümle daha ekleyebiliriz. Veya değişime uğrayabilir bazı bilgiler... Ee, ...ufak değişikliklerle güncellenebilir arkadaşlar. Böyle bir cümleyi yazmamız e, soru için yeterli olacaktır. Peki bir diğer soruya geçecek olursak atom modellerini şöyle bir tanımlayalım artık. Aşağıda verilen özelliklerin hangi atom modeline ait olduğunu belirtiniz. Arkadaşlar atom modellerini şöyle kronolojik olarak hatırlarsak Dalton'la başlamıştık... ...ve demiştik ki geliştirilen ilk bilimsel atom modeli... Dalton atom modelidir ve bu atom modelinde e, içi dolu berk bir küreden bahsediliyordu. Ardından ne olmuştu arkadaşlar? E, elektronlar keşfedilmişti ve elektronların keşfiyle birlikte atomun içerisinde yüklü taneciklerin de varlığı ortaya çıkmıştı ve bunu üzümlü keke benzetildiği ve ilk defa negatif yüklü taneciklerden bahseden Thomson ortaya atmıştı arkadaşlar yeni bir teoriyle e, bundan bahsetmişti. Ardından alfa saçılması veya bir diğer adıyla altın levha deneyi sayesinde çekirdeği Rutherford keşfetmişti ve yepyeni bir atom modeli ortaya atılmıştı arkadaşlar. Yani küre mantığından çıkıp artık çekirdek ve onun etrafında dolaşan elektronlar gibi bir bilgi ortaya Rutherford sayesinde gelmişti ama Rutherford da elektronların konumuyla ilgili hiçbir bilgi sunamamıştı. Sadece çekirdeğin etrafında olduğunu söylemişti. İşte buradaki ee, soru işaretini gideren de bor olmuştu. Ne yaptı peki bor? Işığın özelliklerinden faydalanarak elektron davranışının katman kavramıyla açıklandığı bir model ortaya attı. Yani katman kavramından ilk defa bahseden e, atom teorisi de borun ortaya attığı atom teorisi olmuştu. Ardından da zaten orbital kavramı da geliştirilerek modern atom teorisine ulaşmıştık. Haydi bir test daha çözelim o zaman. Bor atom modeli ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi Bor atom modelinde ne demişti? Atomun çekirdeği var. Rutherford'un da söylediği gibi bunu kabul ediyor. Bunun etrafında da katmanlar var. Bu katmanlarda aslında enerji seviyelerini ifade ediyor. Elektronlar bu enerji seviyelerinde yer alıyorlardı. Ancak borun eksiklerinden birisi sadece tek elektronlu taneciklerin yapısını açıklayabiliyordu. Yani birinci ifademiz doğru oluyordu. O yüzden bor çalışmalarını hep hidrojen atomu üzerinden yürütmüştü. Elektron temel halden üst enerji seviyesine çıkarken enerji alır bor demişti ki çekirdeğin etrafındaki bu enerji seviyeleri çekirdekten uzaklaştıkça enerji değeri artar. Dolayısıyla da ee, biz atoma elek enerji verdiğimiz zaman elektron e, alt enerji seviyesinden üst enerji seviyelerinden birine çıkar. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru oldu. E, minimum enerji seviyesinde bulunduğu duruma da temel hal adını veriyorduk. Ardından elektron üst enerji seviyesinden temel enerji seviyesine dönerken ışıma yapar. Yani üst enerji seviyelerinden birine geçmiş bir elektron tekrardan diyelim ki buraya geçti. Sonrasında tekrar yerine geri dönecek. İlk enerji seviyesine dönecek bu esnada da dışarıdan aldığı enerjiyi açığa çıkarmak ister. Bunu da ışıma yaparak sağlar arkadaşlar. Yani üç ifademiz de doğrudur. Cevabımız da E seçeneğindedir. Orbitallere gelecek olursak. Bize demiş ki ilk dört enerji seviyesindeki orbitalleri yazarak... Her enerji seviyesindeki toplam orbital sayısını belirtiniz. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Birinci enerji seviyesi yani birinci katmanda sadece S orbitali var demiştik. İkinci enerji seviyesinde S var var demiştik. Üçüncü enerji seviyesinde SP'nin yanı sıra bir de D orbitali ortaya çıkıyordu. Ve dördüncü enerji seviyesinde de SPD'nin yanı sıra bir de F orbitallerinden varlığından bahsetmiştik ki zaten bundan sonraki bütün enerji seviyelerinde de SPD ve F orbitallerinin hepsi yer alıyordu. Orbital sayısına gelecek olursak S enerji seviyelerinde her zaman için sadece bir tane orbital yer alıyordu arkadaşlar. P enerji seviyelerinde 3 tane orbital yer alıyordu. D enerji seviyelerinde 5 tane ve F enerji seviyelerinde de 7 tane alt orbital yer alıyor. O zaman birinci enerji seviyesindeki toplam orbital sayısı ne olacak? Sadece S var orada demek ki bir tane orbital yer alır arkadaşlar. İkinci enerji seviyesinde bir tanesi 3 tane P olmak üzere toplam 4 tane orbital yer alacaktır. Üçüncü enerji seviyesinde bak bir tane S var, üç tane P var, beş tane de D orbitali buraya geliyor. Demek ki toplamda dokuz tane orbital yer alacak. Dördüncü enerji seviyesinde bir, üç, beş ve yedişer tane orbital var. Dolayısıyla da toplam on altı tane orbitalin dördüncü enerji seviyesinde yer aldığını söyleriz. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer bir soru var karşımızda arkadaşlar. Oksijen atomunun 8 elektronlu, 8 tane de dolayısıyla protonlu oksijen atomunun orbital şemasına ait bazı örnekler verilmiş. Bu örnekleri önce inceleyerek verilen orbital şemalarının Aufbau ilkesi, Pauli dışlama ilkesi ve Hund kuralına uyup uymadıklarını gerekçesiyle yazınız demiş. Arkadaşlar şöyle gidelim. Aufbau'ya uyar mı, uymaz mı? E Pauli'ye uyar mı, uymaz mı? Ve Hund kuralına uyar mı, uymaz mı? Şöyle hep birlikte bir yorumlayalım bakalım. Aufbau ne diyordu bize? E Elektronlar orbitallere enerji sırasına göre yerleşirler. Enerji ilişkisini yazdığımız zaman orbitallerin öncelikle düşük enerjili orbitallere yerleşirler. Düşük enerjili orbitaller dolduktan sonra e, yüksek enerjili orbitallere geçmeye başlarlar. Paul ilkesi de diyordu ki herhangi bir orbitale e, aynı yönlü iki elektron gelemez arkadaşlar. Yani şu oklardan birisi yukarı bakıyorsa diğeri aşağı bakmak zorunda. Aynı yönlü olarak bakamazlar veya bir diğer tanımla bir atomdaki iki elektron aynı dört kuantum sayısına birden sahip olamaz diyordu. Hund kuralına gelecek olursak da o diyordu ki bize şöyle eş enerjili orbitallere elektronlar önce birer birer ve aynı yönlü olarak gelirler ardından ikinci elektronlar dolmaya başlar. Yani bir orbital boşken diğer orbitaller tam dolu hale gelemezler. Bunların kuralları bunlardı. Şimdi <laughs> tek tek değerlendirmeye bakacak olursak. Mesela Aufbau kuralı. Bize ne diyordu? Önce düşük enerjililer dolar sonra yüksek enerjililer dolmaya de devam eder. Şimdi birinci de bunu ihlal eden bir durum yok. ikinci de de yok. Bakın alt enerji seviyeleri tam dolu. Ondan sonra üst enerji seviyeleri dolmaya başlamış. Dolayısıyla bunda da herhangi bir sorun yok. Ama Son örneğe geldiğimiz zaman bakın burası daha yarı dolu ama üstündeki enerji seviyesine elektronlar gelmeye başlamış. Aufbau diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Şu aşağıda kalan düşük enerjili orbitaller tam dolmadan yüksek enerjili orbitallerin dolması diye bir şey yok. Pauli'ye gelecek olursak o ne diyordu bize? Aynı orbitalin içerisindeki elektronlardan ikisi birden aynı yöne bakamaz. Yani birisi yukarı doğru oksa diğeri aşağı doğru ok olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bunu ihlal eden herhangi bir durum yok. Dolayısıyla bunların dördü de Pauli kuralına uygun durumda arkadaşlar. E, Hund kuralına gelecek olursak burada sadece şu dışarıda kalan P orbitallerine yani eş enerjili orbitallere odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki diyeceğiz ki önce aynı yönlü olarak tek tek de olacaklar. Yani yarı dolu olacaklar. Ondan sonra diğer... E, yönlü elektronlar gelmeye başlayacak. Şimdi buraya baktığımız zaman ikisi tam dolu, birisi bomboş. Böyle bir şey mümkün değil. Öncelikle hepsinin yarı dolu olması gerekiyordu. Şimdi bu duruma baktığımız zaman arkadaşlar, biri tam dolu, ikisi yarı dolu ve bu ikisi de aynı yöne bakıyor. Dolayısıyla burada Hund kuralının ihlal eden bir durum yok. Üçüncü örneğe baktığımız zaman burada da aynı şekilde ikisi yarı dolu, biri tam dolu ve ikisi de aynı yöne bakıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Buraya gelecek olursak arkadaşlar ee, burada da yine aynı şekilde e, Hunt kuralı için ihlal eden bir durum yok. İkisi tam dolu bir yarı dolu gayet mümkün ama Aufbau kuralına göre bu uygun değildir. Ee, bu şekilde tamamlamış olabiliriz arkadaşlar. Yani şu ikisinin e, üç kuralı duyduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin aslında birbirinden çok da bir fark yok. İkisi de mümkün olan durumları anlatır bize. O zaman sorularımızı da güzelce tamamladık arkadaşlar. Bundan sonra çalışmalar size kalıyor artık tabii ki. Elinizden gelen bütün emeği vereceğinizden eminim. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Size bu konuda nasıl bir katkı sağlayabiliriz yalnız çalışırken? Arkadaşlar 9. sınıf 1. dönem yazı notları tüm dersler için hazırda duruyor. Karşımızda duruyor arkadaşlar. Bu kaynağı elde edebilir ve hızlıca kolayca en önemli notlarla en önemli çalışmalarla bütün dersler için yazılıları hazır olabiliriz. Hani küçücük bir kitap, metroda giderken, yolda giderken bile açıp hızlıca en önemli noktaları elde edebileceğimiz bir kaynak olarak karşımızda duruyor. Bunun dışında arkadaşlar, 9. sınıf yazılı denemeleri kitabımız hazır, sizin için bekliyor. Ne var? Yine aynı şekilde tüm dersler için. E, belli yazılı soruları hazırlamış durumda e, kendinizi test etmek için hatta kendinize not vermek için e, mükemmel bir kaynak diyebilirim. E, kare kodumuz mevcut. Çözemediğiniz sorular için e, sor cevabını merak ettiğiniz sorular için video çözümüne kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde mükemmel yazılı sonuçlarınızla birlikte tekrar burada görüşmek üzere.